Sevgili izleyicilerim, nasılsınız? Beraber olmaktan mutlu musunuz? Ben sizlerle olmaktan çok mutluyum. Bugün de yine bahçe ile mutfaktaki eşyaları, malzemeleri kullanarak bazı güzel şeyler yapacağız. Hep birlikte görelim bakalım. Bahçeden taze yapraklarımız var. Mutfaktan da patlıcan, biber gibi sebzelerinizi soyduktan sonra sap kısımlarını saklayın. Sonra biraz alçı ve beyaz çimentomuz var. Bunları karıştıracağım. Alüminyum kağıdı gerekli. Güzel bir sıklamen renkli cam boyamız var. Tabii ki altın tozumuz, sprey boyalarımız. Çok minik teyp lazım. Biraz da küçücük bir galvanizli ince tel lazım. Şimdi buradan başlayalım. Alüminyum kağıdın kenarını bir tamam, burayı düzgünleştirdim. Alüminyum kağıt çok ince olduğu için iki kat olarak kullanacağım. Bu kadar. Evet, şimdi şuradan kolayca yırtmak için biraz şöyle yapalım. Sonra yıkalım. Şimdi bunu tepsi gibi kullanacağım. Tepsi şekline getiriyorum. Kenarları duvar olacak. Plastik bir kap içinde de yapabilirsiniz bunu. Ama yoksa istediğiniz ölçüde. Bu şekilde yaptıktan sonra köşelerini birlikte düğümlüyorum. Yani düğüm gibi yapıyorum. Bu şekilde. Tamam. Bu biraz vakit aldı. Hemen kargı burunu. Şunla bu kadar kesiyorum. Tam ortasından tutuyorum. Şurada göstereyim. İki defa burkuyorum. Hafif kavisli oldu. Bunu tam ortası yukarıdan 5 cm aşağısı ikisini tam ortası olarak tahmin ettiğim yere koydum. Üstüne küçük bir bant yapıştırıyorum. Halka kısmı içeride kalacak gibi. Halka kısmının üstüne yapıştırdım bandı. Buraları biraz havada. Bu küçük bir detay fakat oldukça önemli. Şimdi hemen alçıları. Bu biraz fazla oldu herhalde. Eşit ölçüde alçı ve beyaz zamkı karıştırıyorum. Onlar kadar bir tas kadar da suyu göz kararı da yapabilirsiniz. Koyu bulamaç haline akışkan bir halde olacak şekilde suyu koyuyorum. Bunu karıştırdım. Bir güzel karışması lazım. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu kadar. Şimdi bunu yavaşça duvarları bozmadan tam karışmadı daha ama önemli değil. Bunu böyle her tarafına döküyorum.
Şimdi bu biraz az geldi. Düşünün ki burası tam 1 santim, 1,5 santim kalınlığında doldu. Bunun biraz sertleşmesini bekleyeceğiz. Bu arada bu çabuk sertleşen bir alçı. Şimdi bunu bırakıyorum. Bir kenara çekip bu şekilde hemen taze yaprakları alıyorum. Şunu kullanırım masayı kirletmemek için. Taze yaprağı böyle koydum. Kalan alçının bir kısmını üstüne kaşıkla alarak dolduruyorum. Ben bunu yapana kadar buradaki alçı da sertleşecek. Çok ince tabaka koymayın. Biraz koyabildiğiniz kadar kalın koyun. Yaprakların dışına geçmesin. Bu donarken bir kaşık daha orta kısmına koyarsanız yavaş yavaş kenarlara taşmayacaktır. Bütün özelliği yanlara taşırmamak. Ve oldukça da kalın oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da çekiyorum bir kenara. Şu patlıcan çiçekleri göstereyim size. Bu patlıcanın yaprak tam sap kısmının üstünden, yarım santimetre üstünden kesilmiş. Sadece kesilip kurutulmuş. Biraz şu ortalarını elimde ya da bıçak ucuyla aldım sadece. Bunu şimdi yine telden şu kadar sap da koyabilirim. Küçük sap da koyabilirim. Amacınıza bağlı. Bunu ne için kullanacağınız amacına bağlı. Bu panoda kullanacağım zaman tele gerek yok. Ama küçük bir demet çiçek yapmak istediğiniz zaman bu şekilde yapıyorsunuz. Bu sıklamen rengi cam boyasıyla boyadığınız zaman olağanüstü güzel bir çiçek çıkıyor ortaya. Kenar kısımları, uç kısımları koyu renkli. Her tarafını boyayacaksınız. Şimdi bu ara biraz da tabii ki altın tozumuzu ekeceğiz. Ortasına çok güzel hava veriyor altın tozu. Bakın tam ortasına. Gördünüz mü ne kadar güzel bir manzara. Evet, şimdi bunu böyle koyuyorum. Şurada daha önce hazırlanıp kuruttum. Bunlar bir gün kalır. Bakın bu şimdi hiç ben daha önce çıkarmadım. Birkaç gün önce yapmıştım. Olduğu gibi çok kolay çıkıyor. Bu kiraz yaprağı, ceviz yaprakları. Bunlar küçük yapraklar. Bu da bir yaprak. Şimdi nereden kopardım unuttum. O kadar çok yaprak topladım ki yerlerden yolmuyorum tabii ki. Şimdi bu ıslak tam kıvamında. Bu şekilde bunları batırıyorsunuz. Şöyle bir olduğu gibi kalıyor. Dakika tuttuysak belki de 3 dakika 5 dakika mı bilmiyorum ne kadar oldu. Bu şekilde üstünde de küçüklerden bunları çabuk yapmamız lazım. Tabii alçı biraz daha kalın olacak. Ben sadece tekniğini gösteriyorum. Evet, bu şunları da tabii burada gerek yok sapına. Şu ıslak alçıya bu şekilde koyacaksınız. Şunlar da bu çam meyvelerini mi diyeyim ne diyorlar bilmiyorum. Bunları da alçıya karıştırdım. Ve bu şekilde bunları da kullanabilirsiniz. Sonra bunları yeşil spreyle boyayacaksınız. Ve de böyle bolca üstüne altın sprey koyabilirsiniz. Rengarenk yeşil ve patlıcanlı çiçekler burada. Buraları da istediğiniz gibi tamamlayabilirsiniz. Bitmiş hali böyle. Gördüğünüz gibi arkada da halkasını yaptık.
Çektiğiniz zaman, bandı çıkardığınız zaman böyle güzel bir şey çıkacak. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. İyi günler diliyorum sevgili izleyiciler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.